Neredesin gel gel buyur buyur gel video çekiyordum gel gel kameraya merhaba da Bonnie Bonitos <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> S herkese merhaba ben Melike Bugün sizle neden ve nasıl vegan olduğum hikayesini paylaşmak istiyorum. Ama neden ve nasıl kısmına geçmeden önce aslında zamanı biraz daha geriye sarıp sizinle hikayemi paylaşmak istiyorum. Hayat hikayemi aslında. E, ve bu hikayede eminim birçoğunuz e, kendinizden birçok şey bulacaksınız. Birazdan anlatacağım hikayeyi aslında daha önceki benim gözümden anlatacağım için birçok yerde hayvanlara et, ürün, süt, süt ve süt ürünleri gibi terimlerle anlatıyor olacağım. Bundan yaklaşık 3 yıl önce sistem tarafından gerçekleri görmesi engellenmiş bir birey olarak ben de vegan değildim ve vegan da yetiştirilmedim. Küçükken resim derslerinde e, bazı resimler çizmemiz istenirdi. E, özellikle bu anaokulu, e, ilkokul başları gibi zamanlarda, o zamanlar. E, ve bu resimlerde aslında benim çizdiğim e, ve belki birçok çocuğun da çizdiğini gördüm. Fix e, bir tablo vardı. E, bu tabloda genellikle bir doğa resmi işte Tepede Güneş, e, bulutlar, e, bir tane ev, bu evin e, yanlarında ağaçlar. E, bu ağaçların e, yanlarında da insan ve mutlaka hayvanlar olurdu aslında. O zamanlarda e, hayvanları da içine koymadığım hiçbir resim yoktu diyebilirim. Ee, ve bu resimlerde hayvanlar hep e, özgür çimenlerde, ya da ağaç kenarlarında, ya da ortadan akan bir derede e, özgür şekilde ve mutlu bir şekilde e, yaşıyor olurlardı. O yıllarda ve hayatımın büyük çoğunluğunda sokaklarda gördüğüm kedi, köpek, kuş dışında aslında e, resmettiğim hayvanlarla çok fazla birebir temasım olmadı. Onları yakından görmedim. Ancak buna rağmen e, kafama sistem tarafından bir şekilde yerleştirilmiş e, kitaplarda gördüğüm e, çizgi filmlerde gördüğüm filmlerde gördüğüm ve genel olarak etraftan beynime yerleşmiş olan mutlu hayvan resimlerini resimlerini resmediyordum aslında. Çünkü dediğim gibi çoğu hayvanın nerede olduğunu olduğuyla alakalı bile bir fikrim yoktu o zamana kadar. Şu anda da çocuğu olan varsa biliyordur. O kitaplarda, e, özellikle okuma kitaplarında hayvanlar her zaman mutlu gösterilirler. Bir çiftlikte mutlu bir şekilde yaşıyorlardır. Kitlamlarda da her zaman işte çayırlarda dolaşan inekler, mutlu e, inekler. Zaten alınan ürünlerin üzerinde de mutlu inek resimleri. Bu en bilinen lavaş lavashkiri e, denilen peynirin üzerindeki mutlu inek resmi. Çizgi filmlerde keza öyle hayvanlar Mutlu birer e, varlıktan başka bir şey değillerdir. Her zaman işte kendileri aralarında bazen sorun yaşarlar ama sonunda her şey her zaman iyi biter. Hayatımda e, birkaç kez hayvanat bahçesine, birkaç kez de sirklere götürüldüm ailem tarafından. Bu sirklerde ve hayvanat bahçelerinde e, hayvanları gördüğüm için aslında çok mutlu oluyordum. Ama onların orada neden olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Ya da onların Orada olmasının bir hak ihlali olduğunu düşünmedim, her çocuk gibi aslında. Sanki onlar oraya aitlermiş gibi geldi ve e, aslında çevremdeki her şeyde böyle olduğunu söylüyordu bunun. Dolayısıyla hayvanların kendi istekleri dışında, hayvanat bahçelerinde, sirklerde çalıştırılması, tutulması, oraya alınması, orada yaşamaya mecbur bırakılması beni düşündürtmemişti çünkü düşünmememi söylüyordu her şey. Hayvanlara ne olduğu ile ilgili e, düşünmeme durumum daha sonra ergenlikte e, ve gençlik yıllarında kendi hayatıma odaklanmayla son buldu. E, okul, ilişkiler, arkadaş çevresi ve bir gruba ait olma gibi dertlerim vardı ve bu e, dertler içinde aslında tamamen e, kendime odaklanmıştım. Ee, bu yüzden de hayvanların akıbetini sorgulamaktan gitgide uzaklaşıyordum. Belli bir yaşa kadar e, yediğim etin ya da peynirin ya da yoğurdun ya da yumurtanın bir hayvandan geldiğini bilmiyordum. Daha doğrusu o aradaki bağlantı tamamen koparılmıştı. Et başka başka şekillerde farklı zamanlarda farklı e, şekillerde karşımıza çıkıyor, karşıma çıkıyordu. Kimi zaman işte bir festivale ya da bir etkinliğe gidildiğinde ekmeğin arasında köfte olarak, kimi zaman bir restorana gidildiğinde pirzola olarak, kimi zaman aileyle beraber mangal yapıldığında oradaki bütünleştirici bir unsur olarak farklı yerlerde, farklı şekillerde karşıma çıkmasına rağmen belli bir yaşa kadar etin Yaşayan bir hayvanın bedeninin bir parçası olduğunu düşünmedim. Ee, benim ailemde de aslında e, çevrede gördüğüm birçok aile gibi e, hayvandan gelen ürünleri yemek, et, süt, yumurta vesaire çok normal kabul edilen bir şeydi. Normal kabul edilmesinin yanı sıra bu hiçbir zaman bir kere bile sorgulanmamıştı ve e, Kesinlikle gerekli, hatta hayati olarak görülüyordu diyebilirim. Benim bir kardeşim var. E, benden 7-8 yaş küçük. E, kendime de yapılan bu şeyi onun üzerinde çok e, net bir şekilde gördüm. Küçükken e, kardeşim portakal suyunu çok severdi. E, i̇şte sebze pürelerini çok severdi. Ve devamlı işte portakal suyu ve sebze püresi, portakal suyu ve sebze püresi isterdi. Eee ama o sebze pürelerini yerken sanki o sebze pürelerinin gerçekte bir etkisi yokmuşçasına didiklenmiş etler aslında o sebze püreleriyle beraber e, ağzından içeri kaydırılıyordu e, ya bir nevi çocukken e, damak tadı kardeşim ve benim için damak tadı aslında tamamen belirlenmişti e, halbuki hiçbir zaman ben e, kardeşimin ya da benim Et istediğimizi bilmiyorum çocuklukta. Birkaç zaman sonra bu hayvan tüketmek ve hayvandan gelen ürünleri tüketmek aslında sosyal bir durum haline geldi. İşte hep hepiniz gitmişsinizdir. Özellikle benim yaşlarımdaki insanlar bunu bilirler. Ben 31 yaşındayım, 86 doğumluyum. Bizim Küçüklüğümüzde e, McDonald's'a git, gitmek diye bir şey vardı doğum günlerinde. Doğum günleri McDonald's'ta kutlanırdı ve orada hamburgerler, işte her türlü kızartmalar, nuggetlar, e, sandi dondurmalar yenirdi. Ve bu e, arkadaşları e, birleştirici e, bir ritüeldi aslında ve e, hepimiz McDonald's'ta e, doğum günü kutlamak için heyecanlanırdık ve hiçbir şekilde yediğimiz şeyin ne olduğundan haberimiz yoktu. Sadece bir doğum günü... Doğum günüydü bizim için aslında bütün bunlar. E, bu sadece tabii ki doğum günlerinde e, bir yerlere gitmek ile bitmiyordu. Okulda da mutlaka her yemeğin içinde et, süt, yumurta, bu gibi şeyler olmasından emin olunuyordu. E, hatta hatırlarsınız, e, işte okul menüleri önceden işte basılır, mutlaka orada etli bir şey, sütlü bir şey e, her zaman vardı. Yani bu, bu, bu bir zaruret de adeta bunları yemek. Daha sonra belirli hayvanların belirli etleri e, tabii ki bazı şeylerle e, linklendi, bağdaştırıldı. E, mesela kaslarınız için kırmızı et. E, beyin gelişmesi ve omega için balık eti. E, yağsız et arıyorsanız Tavuk eti, hindinin eti, e, bu tarz şeyler hiç sorgulanmadan e, sadece çevreden e, duyulmuş şeyler olarak e, insanların beyninde ve benim de o zamanlar beynimde yer etmiş durumdaydı. Bunun dışında et dışındaki şeyler de aslında bazı şeylerle bağdaştırılıyordu. İşte örneğin güçlü kemikler için süt içmeniz lazım. Kalsiyum almak istiyorsanız süt ve süt ürünlerini mutlaka tüketmeniz lazım. En az 3 kere günde tüketmeniz gerekiyor. İşte eğer bağırsaklarınızla ilgili sorununuz varsa mutlaka yoğurt ve kefir gibi şeyler tüketmeniz gerekiyor. Bu ve bu gibi şeyler aslında sanki sadece bütün bunlar hayvansal şeylerden alınıyormuşçasına insanların beyinlerine Tek kaynak olarak hayvan bedenleri ve hayvandan gelen ürünler empoze edildi. Benim hiçbir zaman e, hayvan eti ile e, çok aram olmadı. Hiçbir zaman sevmedim aslında. E, çünkü mesela kan, kan kokusu, e, çürüyen etin kokusu bunlar her zaman aslında beni rahatsız ettiler. Bilmesem de. O bağlantıyı koparmış olsam da. Ama beni rahatsız etmeyen ve bağımlısı olduğum bir şey vardı. O da peynir. Her şeyimin üzerine peynir koydurtuyordum. Salata yiyorsam üzerine peynir koydurtuyordum. Kitaplarımı deviriyor e, Bonnie. E, sandviç yiyorsam içinde mutlaka peynir zaten oluyordu. Sebze bile e, yaptığım zaman, kimi zaman üzerine peynir koyuyordum. E, bazen hatta gece acıkıyordum. Ve kendime peynir tabağı yapıyordum. Hani gece acıktığınız zaman peynir yiyen birisi. Ben peynire bağımlıyım diyordum o zamanlarda. Ki peynirin o zamanlar gerçekten bağımlı yapıcı, bağımlılık yapıcı kasein maddesi içerdiğinden gerçekten hiçbir haberim olmamasına rağmen bunu diyordum. Çünkü gerçekten bağımlıydım. Yediklerimin nereden geldiğini sorgulamamanın dışında ee, giydiklerimde de aslında Bağlantıyı koparmıştım. Hiçbir zaman gerçek bir kürküm olmadı. Ama deri için aynı şeyi düşünmüyordum mesela. Hani e, kürk olmayacak bir şeydi, ama deri olabilirdi diye düşünüyordum. Çünkü deriyi e, bir hayvanın yüzülerek elde edilmiş derisi yani gerçek anlamda epidermis olduğunu e, bağlantısı bende yoktu. Bunu gerçekten. ...biliyor muydum kısmına gelirseniz yani bilip bilmemek orada çok garip bir şey. Çünkü gerçekten beyniniz bu kadar yıkandığında bir şeyi bilip yap, bilip mi yaptığınız yoksa bilmeden mi yaptığınızın ayrımını çok e, fark edemiyorsunuz. Dolayısıyla e, deri giysilerim vardı, deri ceketim vardı, işte deri e, postalım vardı, deri bilekliğim. E, ve deri giymenin cool olduğunu düşünüyordum. E, dolayısıyla... E, Deri ve diğer hayvana ait olan ve hayvandan edilen kuma hayvandan elde edilen kumaşlarla alakalı, buna yün de dahil bu arada. Ee, bunların nasıl elde edildiği, aslında onların hayvanlara ait olduğu ile alakalı hiçbir e, ipucum yoktu o an. Ve dediğim gibi bunları sadece bir giysi, yani gidersiniz ve alırsınız, hani bununla ilgili çok fazla şey düşünmezsiniz. Bu tarzda düşünüyordum. Daha sonra beni tamamen değiştirecek. Ee, ve gözlerimi açacak olan e, olay gerçekleşti. Bundan yaklaşık 3 yıl önce e, aslında gerçekte neler olduğunu gördüm. O zamanlar bir tasarım ajansında çalışıyordum. Ee, öğlen hep beraber her zaman olduğu gibi yemeğe çıktık. Ee, öğlen yemeğinde e, biftekli salata söyledim ben. Ee, Salata geldiğinde normalden daha önce duymadığım bir koku duydum. Ee, neyse o kokuyu çok göz ardı ettim biraz, çatalı ağzıma götürdüm ve o anda çiğnediğim şeyin aslında bir gözü, bir burnu, bir yüzü olduğunu fark ettim ve çatalı geri tabağa bıraktım o lokmayı yutmak çok 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 zor oldu çünkü o an gerçekten yani hiç o, o, o ağzımda olan şeyin bir yemek olduğunu hissetmedim ve düşünmedim daha sonra insanlar tabi ne oldu diye sordular onlara biraz anlattım İşte biraz gülündü geçildi ama ben o gün o yemeği yiyemedim ve yemedim ve gerçekten de Garson tabağı alana kadar oradaki salatanın üzerinde Jülyen kesilmiş et parçalarına baktım aslında Ve bir şeylerin yanlış olduğunu düşündüm. O sıralarda veganlıkla alakalı çok fazla bir bilgim yoktu duymuştum ama genelde çevremde hani vegan insan pek yoktu vejeteryan insanlar vardı çevremde. Ee, ve onlarla da hiçbir zaman bu konu üzerine konuşmamıştık. Ee, sadece bir tane vegan bir arkadaş vardı e, çalıştığım şirkette. E, o sıralar daha e, hayvan hayvan odaklı araştırmıyordum aslında. E, daha çok işte veganlık nedir, daha çok hani ne, ne yiyebiliriz hani bunu değil de neyi yiyebiliriz gibi bir araştırma içindeydim. E, çok yeni olduğu için e, aslında bu normal. Eğer siz de böyle ...bu şekilde araştırmaya başladıysanız, e, bu normal. Ama önemli olan e, burada araştırmayı bırakmamak ve... E, ...bu olayın e, içine daha da çok girmek, derinlerine inmek. Çünkü aslında... E, ...araştırmanız devam ettiği zaman asıl nedeninizle karşılaşacaksınız. O da e, hayvanların mal olarak kullanılması... E, ...ve yaşayan, hisseden canlıların... E, ...korkunç şekillerde köleleştirilmesi ve sonunda... E, Korkunç şekilde katledilmesi. Ee, o yüzden araştırmak bu anlamda çok önemli. Ben de araştırmama devam ettim. Zaten e, öyle bir soru oldu ki kafamda e, artık o soruyu sormadan duramıyordum. Yani her gün yeni bir şey öğrenmek için e, aslında istek duyuyordum ve e, internet bunun için gerçekten e, önemli bir e, aracı. E, i̇nsan bedeninin fizyolojik olarak %100 otçul olduğunu öğrenmeye başladığım zamanlarda e, bir videoyu rastlayarak aslında yeni bir... Ee, level'a geçtim diyebilirim. Ee, o da aşağıda açıklamalarda e, linkini sizlerle paylaşacağım. Gary Yurovski'nin e, internette e, işte duyabileceğiniz en iyi video tam şeyini hatırlamıyorum, başlığını hatırlamıyorum ama tekrar herkese merhaba. Daha önceki çekimimi de yanlışlıkla kartı formatlarken e, videoları kaybettim. O yüzden videonun devamını bir daha çekmek zorundayım. E, ee, Gary o videosu gerçekten birçok şeyi düşünmeme neden oldu. Bu zamana kadar inandığım ya da belki de hiç düşünmediğim şeylerin aslında doğru olmadığını öğrendim. Zaten araştırmanızda belli bir noktaya geldiğiniz zaman hep bir son klik eden bir olay oluyor. Ben de, de aslında bu videoydu diyebilirim. İsrail'de vegan kongreyi düzenleyen Vegan Friendly'nin kurucularından biri olan Omri Paz bulmuş bu Teoriyi diyeyim artık. 100 puan teorisi. Mesela siz bir konu hakkında birisiyle konuştuğunuz zaman kafanıza belli bir puanlık bir sorgulama ya da belli bir puanlık bir bilgi yerleşiyor. Daha sonra bununla ilgili diyelim ki bir belgesel izlediniz. 40 puanlık. Ee, bir şey kafanızda e, oluşuyor. Derken 100 puanla tamamlandığınız zaman aslında o e, şeyle alakalı e, bir kanıya varmış oluyorsunuz ve e, bu kanıda da davranışlarınızı buna göre değiştiriyorsunuz. Etli ile başlayan sorgulama süreci e, sonrasında e, araştırmalarımdan elde ettiğim puanlar, e, konuştuğum insanlardan elde ettiğim puanlarla aslında birikti. Ve son noktada da Geri Roskin'in videosuyla aslında 100 puana ulaştığımda e, ben artık e, düşüncelerimle davranışlarımın aynı olmadığını fark ettim. Şöyle, düşüncemde bütün hayvanları çok seviyordum, bütün hayvanların hiçbir zaman zarar görmemesini istiyordum. Ama davranışımda onlara tamamen zarar verecek, onları köleleştiren, onları öldüren sisteme destek oluyordum. E, bu sistemi, bu sistemin var olmasının nedenlerinden biriydim. O yüzden aslında ya fikrimi değiştirecektim ya da davranışımı değiştirecektim. Çünkü fikrinizle davranışınız aynı olmadığı zaman aslında kendi içinizde bir çatışmaya giriyorsunuz. Bu çatışmanın aslında bilimsel yani psikolojideki adı da kognitif Dissonance. Ee, bununla ilgili de e, daha fazla bilgi almak isterseniz aşağı link bırakacağım ve e, bu aslında bilişsel çalışmayı engellemek için ben de e, bir karar aldım. E, videoyu izlediğim gece bayağı uzun zaman yani bayağı sabaha kadar falan oturdum diyebilirim. Sonrasında kendime e, ilk başta küçük bir hedef koymak istedim. Dedim ki önümüzdeki bir hafta boyunca ben ee, ...hayvansal hiçbir şey yemeyeceğim. Ee, ve ertesi gün buna başladım. Ee, hatta ilk günü, yani denememin ilk günü... E, ...bir arkadaşımla dışarı çıkmıştık. Orada mesela, işte, tahıllı salata e, söylemiştim. E, bir şeyleri sormuştum. Daha sonraki günlerde... E, o ...iş yerinde... İşte beraber yemek yemeye gittiğimizde çorbaların içinde bulyon var mı vesaire falan gibi şeyler sormuştum. E, sormadığım aralarda kaçan e, şeyler oldu. Mesela e, işte ben burada hayvansal yağ var mı dediğim noktada önce hayır dediler. Sonra bir daha sorduğum zaman çok az tereyağı var falan mesela dediler. E, böyle şeyler olabiliyor. Çünkü insanlar için yani başka insanlar için bu e, bir diyet... E, seçeneği ya da işte yemekle alakalı bir seçenek gibi gözüktüğü için aslında e, onların çok az bir şekilde iç, içinde olması yemeklerin. E, onlar için çok fark etmiyor. Sizin için de fark etmeyeceğini düşünüyorlar. E, ve ben bunu her seferinde söyledim. Hayvandan gelen hiçbir şey yemediğimi, vegan olduğumu e, söyledim. E, bazı insanlar şunu da söylüyorlar. İşte alerjim var dediği zaman daha çok dikkat ediyorlar ama ben e, açıkçası tamam hani e, Bilmiyorum çok şüphe uyandıran bir yerde belki emin olmak için bunu söyleyebilirsiniz ama ben e, vegan olduğumu ve hayvanlara yapılan bu zulme kesinlikle e, ortak olmadığımı. O yüzden de hayvansal hiçbir şey tüketmediğimi. içinde az veya çok e, hiçbir şekilde benim için fark etmediğini ve bunu yemediğimi söylüyorum. Ve insan insanlara da aslında şunu söylüyorum. Siz içinde e, bir bebeğin e, bacak parçalarının az olduğu bir yemeği yer misiniz? Çok az var ama var. E, dolayısıyla bu etik bir sebep. E, ve bu e, asla kabul edilebilecek bir şey değil. O yüzden ben bunu e, alerji e, olarak belirtmiyorum. Belirtmeyi de tercih etmiyorum. E, yani bu tabii ki de e, bunu farklı düşünen, bunu da farklı düşünen insanlar var ama ben böyle düşünüyorum. Bu, bu bir hak savaşı olduğu için e, bunu e, her yerde söylemekten asla çekinmiyorum. E, denemeye başladığım o bir hafta e, daha önce de söylediğim gibi yaklaşık 3 yılı buldu. Asla geriye dönmedim. E, geriye dönmek için hiçbir sebep yok aslında. E, ve bu 3 yılda çok daha fazla şeyler öğrendim gitgide. E, belki bazı ...başka veganlardan da duymuşsunuzdur ama bu gerçek. E, bütün samimiyetimle söylüyorum ki vegan olmamakla alakalı gerçekten tek pişmanlığım daha önce olmamak. Böyle doğmayı, böyle yetiştirilmeyi, başından beri böyle olmayı çok isterdim. E, hayvanlara yapılan bu zulme asla ortak olmamak isterdim. Ama şunu da söylemek istiyorum, zararın neresinden dönerseniz veya dönersek gerçekten kârdır. Hiçbir zaman geç hissetmeyin. Yaşınız... Ya da konumunuz ne olursa olsun bir yanlışı yapmaktan ne şekilde, ne zaman geri dönülürse bu yanlışı yapmamak demek oluyor. Ve burada önemli olan zaten bunun farkına varmak ve bununla ilgili davranışı değiştirmek. Dolayısıyla asla geç kalmış hissetmeyin. Geç kalmışlıkla alakalı aslında bir örnek vermek istiyorum. Annem şu anda benim vegan olma sürecinde. İlk başta e, bana e, şunu söylemişti. Anne sen de vegan olsana ya da vegan... Hayvanları seviyorsun, işte bu kadar aslında merhametli bir insansın vesaire dediğimde hani benden geçti işte artık gibi bir şey söylemişti ama şu anda aslında söylediği şeyin söylediği şeye o da katılmıyor ve kendi arkadaşlarına da bunu anlatmaya başladı. Neden hayvanlara hayvan sömürmenin, hayvan köleliğinin yanlış olduğunu kendi çevresine de anlatıyor. O yüzden hiçbir zaman vazgeçmeyin ve çevrenizdekilere de gerçekleri anlatın. Onlar için de hiçbir zaman ee, hiçbir zaman geç değil. E, Doğruyu ya yapmanın bir yaşı yok. Yani bir yaştan sonra şunu demiyoruz. Ya benim yaşım geçti artık ben şuradaki insanı öldürebilirim demiyoruz. Ya da benim yaşım geçti şu kadına tecavüz edebilirim demiyoruz. Ya da benim yaşım geçti e, insanları işkence edebilirim demiyoruz. Neden hayvanlar söz konusu olunca bunu diyelim? Yani <laughs> belli bir yaştan sonra bazı şeyleri yapmıyorsak, kötü olan, ahlaki ol olmayan, etik olmayan şeyleri yapmıyorsak etik olmayan hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. O yüzden de e, çevrenizdekiler eğer benden geçti ya da e, ben bunun için çok yaşlıyım derlerse bunu bunu onlara söyleyin. E, veganlık e, bizim konforlu alanımızdan e, çıkmamız değil. Veganlık e, başkalarının hakkını almaya hakkımızın olmaması ve bu yönde kendimizi değiştirmemiz aslında bu üç yıl içinde de araştırmayı hiç bırakmadım. Ee, ve gördüğüm şeyler aslında e, bu sektörler tarafından insanların nasıl kandırıldığı, insanların nasıl gerçeklerin söylenmediği e, oldu. E, et, süt, yumurta, e, deri, yün e, ve diğer sektörler nasıl ki hayvanların çok e, insani ya da çok iyi koşullarda bir şekilde e, ellerinden bu ürünlerin alındığını iddia ediyor diyorsa sağlık sektörü de aslında bize korkunç alanlar söyledi. Bununla ilgili What the Health Sağlık Komplosu Türkçesi. Belgeselini izlemenizi tavsiye ederim. E, aşağıya yine, yine linkini bırakacağım. E, bu anlamda da sağlık alanında aslında bize yememiz söylenen, sağlığımız için yememiz söylenen şeylerin sağlığımızın nasıl tam tersi etkilediğini ve bizler sağlıksız bireyler oldukça sağlık sektörünün bundan nasıl para kazandığını... Çünkü şöyle düşünün, eğer bizler hasta olmazsak sağlık sektörü nereden para kazanacak? doktorlar, hastaneler nereden para kazanacak? İlaç şirketleri nasıl para kazanacak? Bir şekilde önce hasta olmamızı sağlayıp bu et, süt, yumurta sektörlerine destek vererek sonra da sağlık sektörü bizi iyileştirmeye e, çalışıyor aslında. Ve bu aslında bizi önce hasta edip sonra iyileştirmek demek oluyor. Bununla ilgili de e, What the Health yani sağlık komplosu çok güzel bir belgesel. Bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu araştırmalarım sırasında aynı zamanda daha önce duymadığım bir kavramla karşılaştım. O da türcülük kavramı. Türcülük tıpkı ırkçılık, cinsiyetçilik ve diğer ayrımcılıklar gibi bir ayrımcılık türü. Burada aslında ayırdığımız şey hayvanlar ve ayırma noktasında sadece farklı olduklarını söylemiyoruz. Farklı oldukları için onların bazı haklardan mahrum olduklarını öne sürüyoruz. Bu haklar da e, en temelde aslında yaşama hakları. Türcülüğün ne olduğunu e, örnekleriyle size anlatacağım bir video da çekeceğim. E, burada aslında her alana, toplumdaki her alana, her e, kuruma, her e, düşünüşe nasıl işlediğini, dilimize kadar nasıl e, türcü bir e, yaklaşımın olduğunu e, burada örneklerle size anlatacağım. Bugün bu kanalda bunları anlatıyor olmamın tek bir nedeni var. O da kendi seslerini duyuramayan, kendi seslerini duyurmaktan mahrum olmuş, şu anda milyarlarcası kesimhanelerde ölümü bekleyen, hiç ışık görmeyen odalarda ölümü bekleyen, işkence gören, ailelerinden ayrılmaya zorlanan, çocuklarından, annelerinden ayrılmaya zorlanan ve sonunda da korkunç şekillerde boğazları kesilerek ...kafalarına vurularak e, öldürülen hayvanların sesi olmak için aslında burada bunları söylüyorum. E, bazen insanlar neden veganların bu kadar fazla bir şeyleri anlattığını ya da e, konuştuğunu... ...sorguluyorlar ya da söylüyorlar. Şöyle düşünün, e, orada siz olsaydınız... E, ...o kesimhanelerde, e, o zincirlenen odalarda, o, o yerlerde... Ve siz sesinizi duyuramasaydınız hiçbir şekilde ve size hayvanlara yapılan şeylerin aynısı yapılsaydı benim ya da başka veganların, bu konuda konuşan veganların sizin hakkınızı savunmamızı istemez miydiniz? Sizin sesiniz olmamızı istemez miydiniz? Lütfen empati kurmayı asla bırakmayın. Empati burada çok önemli. Sadece bizden görünüşleri farklı diye o hayvanlar bunu hak etmiyorlar. Benim hikayemin sonuna geldim. Gerçeği gördüğüm için çok mutluyum. Hayvanlara bunu yapılmasın artık destek olmadığım için çok mutluyum. Hayvanlar için konuşmaya başladığım için çok mutluyum. Çünkü eğer ben farkında olmasaydım, evet belki kafam çok rahat edecekti ya da bilmiyorum kendi işlerime devam edecektim, kendi hayatıma devam edecektim. Ama hayvanlara bu kötülüğü yapan birisi olacaktım. Doğruyu yapmak, e, yanlışı yapmaktan her zaman daha iyidir yanlış bazen ne kadar Konforlu olursa olsun doğruyu yapmak her zaman aslında doğru olan Umarım bu hikayede kendinizle benzeşen tarafları bulduysanız belki bunu izledikten sonra size birkaç puan kazandırır bu video bir sonraki videoda görüşmek üzere Şimdi hoşçakalın